Dolmabahçe Sarayı'nın selamlık bölümü devlet protokolüne açıktı ve bu yüzden oldukça görkemli bir şekilde inşa edilmiş, incelikli bir işçilikle süslenmiş ve dekore edilmişti. Peki ya harem bölümü nasıldı? Sadece Dolmabahçe Sarayı'nın değil, tüm sarayların şüphesiz en ilgi çeken bölümü harem bölümleridir. Çünkü özel yaşam tarih boyunca her toplumda ve kültürde ilgi çekmiştir. Harem-i Humayun'la ilgili yanlış imaj ve düşüncelerin belki de en önemli nedenlerinden biri bu konuda yazılanlar ve yapılan resimlerdir. Batılı oryantalist sanatçıların büyük bölümü İstanbul'a gelmedikleri halde Topkapı Sarayı'nın ya da bir Türk evinin harem dairesini canlandırmaya çalışmışlar, kendi zihinlerindeki harem hayalini bu resimlere yansıtmışlardı. Oryantalist dediğimiz bu sanatçılar, Doğu toplumlarının yaşamını kendi hayal dünyalarında kurguladıkları bir şablona oturtmuşlar, yaptıkları resimlerde ya da yazdıkları romanlarda görmedikleri, bilmedikleri bir dünyanın hayalini kurmuşlardır. Ne yazık ki harem konusu da bunlardan birisi olmuştur. Hayatında bir kez bile İstanbul'a gelmeyen oryantalist sanatçılar, haremle ilgili tablolar yapmışlar, gerçek olmayan bir dünyayı son derece abartılı bir dille yansıtmışlardır. Onların bu çalışmaları kendi ülkelerinde kıymet görmekle kalmamış. Ne hazindir ki Osmanlı topraklarında yaşayanları da etkisi altında bırakmış, gerçeklikle alakası olmayan bir mekan algısı oluşmasına neden olmuştur. Oysa hareme girmek imkansızdır. Batılı ressamlar ya da yazarlar arasında daha insaflı olanları, özellikle İstanbul'da bulunup gerçekle tanışanları, abartılı ve gerçek dışı harem tasvirlerini eleştirmişler, Harem-i Humayun'a girmenin imkansızlığına rağmen tasvir edilen harem sahnelerini kınamışlardır. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü sadece padişahın ve eşlerinin yaşadığı bir yer değildi. Haremde Valide Sultan, padişah kızları, eşleri, yani kadın efendi ve ikballer ve onlara hizmet eden kalabalık bir hizmetli grubu yaşardı. Harem bir evdi. Evse mahrem bir alandı. Ve bu nedenle kapıları sonuna dek açık değildi. İşte bu yüzden de haremle ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır. Dolmabahçe Sarayı'nın harem bölümünün havuzlu bahçesinin sağ tarafında denize bakan hünkâr dairesi ve yanında Valide Sultan dairesi bulunuyor. Sultan Abdülaziz'in yaz günlerinde hünkâr dairesindeki yatak odasında ney üflediğini ve ney sesinin bu bahçeden işitildiğini yaşayanlar anılarında yer vermiş. ...19. yüzyılda padişah eşlerine kadın efendi, henüz çocuk dünyaya getirmemiş olan eşlere ise ikbal denilirdi. Karaya dik olarak uzanan bölüm de padişah eşleri olan kadın efendilerin ve ikballerin daireleridir. Bu bölümde Valide Sultan'ın ve padişahın dairesiyle beraber toplam 10 daire bulunmaktadır. Her daire asma katlarla toplam 4 katlıdır. Padişahın ve annesinin daireleri denize paralel uzanarak görkemli bir manzaraya sahipken, eşlerin daireleri görsel bir mahremiyeti sağlamak için karaya dik olarak düzenlenmiştir. Sol tarafta caddeye açılan duvarlar da bu mahremiyeti korumak için oldukça yüksek yapılmıştır ve kadın efendilerle ikballerin daireleri sadece bu bahçeye bakmaktadır. Padişahın ve annesinin daireleri ise kadın efendi ve ikballerin dairelerini izleyebilecek bir konumdadır.
Harem-i Humayun'dayız. Ve ilk olarak Osmanlı padişahlarının eşlerinin ve kızlarının günlük yaşamlarını geçirdikleri dairelerden birini gezeceğiz. 19. yüzyılda Kadın Efendi ve İkbal olarak isimlendirilen padişah eşlerinin genellikle Kafkasya kökenli oldukları bilinmektedir. Peki, acaba padişahlar neden Türklerle evlenmediler ya da bu adet ne zaman sona erdi? Osmanlı padişahları 2. Bayezid zamanına kadar Bizans'tan, Balkan prensliklerinden, Germiyanlı, Candarlı, Karamanlı ve Dulkadirli gibi Türk beyliklerinden kız almış, ülke içerisinde köklü bir Türk ailesinin kızlarıyla evlenme yoluna da gidilmemişti. Padişahlar 2. Osman istisna olmak üzere Türk kızlarıyla evlenmediler. Padişahların imparatorluktaki Türk önde gelenlerinin kızlarıyla evlenmemelerindeki en önemli faktör, belli bir aileye dayanan güç odaklarının ortaya çıkmasını engellemekti. İmparatorluk idaresinde adaleti tesis etmek ve padişahı idaresinde bağımsız kılmak amacına yönelik başlayan cariyelerle evlenme geleneğini bu çerçevede düşünmek gerekir. Harem-i Humayun'da hizmet eden erkekler iki kısımdı. Bunların bir kısmı hadım edilmiş olan harem ağalarıydı. Harem ağaları haremin salonlarında bulunurlar, kontrol ve güvenlik amacıyla devreye gezerler ama dairelerin içine girmezlerdi. Harem için hizmet gören bir diğer sınıfsa baltacılardı. Bunlar hadım değildi ve bu nedenle kesinlikle hareme giremezler, ne dairelere ne de salonlara yaklaşamazlardı. Sadece bodrum katta yer alan kahve ocaklarına kadar girebilirlerdi. Baltacıların daireleri özeldi ve bu adla anılırdı. Yorgancılık, hamallık, kahvecilik, mezbelecilik gibi işleri yaparlardı. Baş Kadın Efendi'nin dairesinin üst katında bulunuyoruz. Harem-i Humayun'da herkesin bir dairesi vardı. Peki daire ne demektir? Öncelikle şunu belirtelim. Her dairede yer alan yaşam üniteleri birbirinin tekrarı niteliğindedir. 19. yüzyılda inşa edilen Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan, Beylerbeyi Sarayı gibi çok katlı saraylarda harem üyeleri dairelerde yaşarlardı. Dolayısıyla daire denildiğinde üç katlı yaşam mekanları anlaşılmalıdır. Hatta asma kat olarak isimlendirebileceğimiz musandıraları da hesaba katarsak saraylardaki dairelerin dört katlı olduğunu söyleyebiliriz. Harem adından da anlaşılacağı üzere kişiye özel olan, mahrem olan, yasaklanmış olan gibi anlamlara gelmektedir. Tarih boyunca her devlet hükümdarının sarayında mimari özellikleri ve sınırları farklı da olsa haremleri olduğu bilinmektedir. Padişahların birden fazla evlilik yapmalarına gelince, insanlığın ilk evrelerinden itibaren çok eşlilik yaygın bir olguyken, yüzyıllar geçtikçe toplumlar gelişimlerini tamamladıkça tek eşliliğe geçiş sağlanmıştır. Dünyadaki diğer hanedanların çok eşliliğini unutup bunun sadece Osmanlı sarayına ya da İslam'a özgü bir uygulama olduğunu düşünmekse sosyolojik gerçekliklerle uyuşmaz. Padişahın ilk eşinin, yani baş kadın efendinin dairesi en önemli dairedir. Baş kadın efendi dairesi aynı zamanda Valide Sultan dairesine de en yakın olan kadın efendi dairesidir. Valide Sultan'ın dairesi kadın efendi dairelerine mimari bakımdan benzemezken, bütün kadın efendi ve ikballerin daireleri birbirinin hemen hemen aynısıdır. Bu da aslında haremde mutlak egemen ve hakim gücün Valide Sultan olduğunun mimari dille ifade biçimidir. Padişahın dairesine hünkâr dairesi ya da yatak dairesi denilirdi. Valide Sultan dairesiyle beraber hünkâr dairesi haremin en geniş daireleriydi.
Çalışanları da oldukça kalabalıktı. Dairelerin üst katları daire sahibi olan padişah, valide, sultan ya da kadın efendiler tarafından kullanılırdı. Ancak orta ve bodrum kat sadece cariyeler tarafından kullanılabilirdi. Her dairede mutlaka lavabo ve tuvalet bulunur, dairenin bir katından diğerine içeride bulunan servis merdivenleri aracılığıyla geçilirdi. Hemen sağ tarafta Yıldız Sarayı Marangozhanesi'nde imal edilmiş bir piyano görüyoruz. Sarayda yaşayanların anılarında belirttiklerine göre kadın efendi ve ikballerin dairelerinde genellikle piyano bulunmuş. Özellikle Sultan Abdülmecid döneminde kadın efendilerin opera ve operetle yakından ilgilendikleri, hatta opera temsillerini takip edebilecek kadar İtalyanca öğrendikleri bilinmektedir. Harem-i Humayun'da akşam namazıyla beraber tüm kapılar çevrilirdi. Yani saray diline göre kapanır, kilitlenirdi. Harem ağaları akşam namazından sonra tüm kapıları kapatır ve kapılarda nöbetçiler beklerdi. Padişah eşlerinden her biri kendi dairesine çekilirdi. Bir kadın efendinin diğerini ziyaret etmesi ise ziyaret etmek istedikleri kadın efendiye cariyeleri aracılığıyla taleplerini iletmesi yoluyla mümkün olurdu. Bunun dışında haremde akşam yemeklerinin topluca yenmesi söz konusu değildi. Ancak özellikle Sultan II. Mahmut ve Abdülmecid döneminde pazartesi ve perşembe günleri saz eğlenceleri düzenlenir, tüm kadın efendiler ve sultanlar da davetli olurlardı. Burası sünnet odası. 1993 yılında kadın efendiler daireleri ziyarete açıldığında düzenlenen sünnet odası, yan tarafta bulunan ve padişah eşlerinin misafirlerini ağırladıkları misafir salonuna bağlı bir odadır. Bu salonun bir adı da belgelerde hasırlı salon olarak geçmektedir. Sarayı inşa ettiren Sultan Abdülmecid'in kızları Münire ve Cemile Sultanların nikahları bir hafta arayla kıyılmış. 1857 yılında gerçekleşen düğün öncesinde önce Cemile Sultan'ın, sonra da Münire Sultan'ın çeyizleri bu odada sergilenmiş. Leyla Saz anılarında bu odanın üç tarafına yerleştirilen masalarda sergilenen çeyizleri, başta Sultan Abdülmecid olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğunu ziyaret ettiğini ve saltanatın ihtişam ve zenginliğinin bu odada gün yüzüne çıktığını anlatır. Padişahların daha sade olmak üzere harem bölümünde de hamamı bulunmaktadır. Haremdeki hünkâr hamamının soğukluk ve sıcaklık bölümlerinin duvarları çini kaplı olduğu için bu hamam Çinili hamam olarak da bilinmektedir. Hamamın çinileri 5. Mehmet Reşat döneminde değiştirilmiştir. Diğerleri gibi soğukluk, sıcaklık ve dinlenme mahallinden oluşan hamamın yanında bir de abdesthane bulunur. Hamamın aydınlatması ise fil gözü olarak isimlendirilen tavandaki aydınlatma camlarından sağlanmaktadır. Hamamın dinlenme odasındaki soba sarayın en seçkin sobalarındandır. Beyaz zemininde kobalt mavi, firuze ve yeşil renkler kullanılarak yapılmış geleneksel Osmanlı motifleri Kütahya çinileriyle süslü olup üzerindeki bir plakada Kütahya Mamulatı Hacı Edhem Fabrikası yazılıdır. Dinlenme odasında görülen büyük ayna ise sarayda değişik yerlerde örneklerini gördüğümüz İtalyan Murano işçiliğinin zarif örneklerindendir. Dolmabahçe Sarayı'nın en ilgi çekici mekanlarından biri Japon Salonu. Bu salon aslında Valide Sultan Dairesi'nde olup kabul salonu olarak kullanılmaktaydı. Ancak bu bölüm ziyarete açıldığında uzak doğu kökenli mobilyalarla döşendiği için Japon Salonu olarak isimlendirilmiş.
II. Abdülhamit döneminde Türk-Japon dostluğunun kurulmasında büyük emeği olan ve 1892 yılında Ertuğrul faciası nedeniyle Japonya halkının gönderdiği yardım olan 5000 yeni İstanbul'a getiren Torajiro Yamada tam 22 yıl İstanbul'da kalmıştır. II. Abdülhamit tarafından takdir ve teltif edilen Yamada daha sonra Abdülhalil Yamada Paşa olarak tanınmıştır. Yamada kısa süre içinde Türk kültürüne ve ülkeye alışmış, hatta ders verdiği harp akademileri öğrencileri vasıtasıyla Sultan II. Abdülhamit'e sunulmak üzere samuray zırhı ve altın işlemeli kamayla Japon-Çin savaşını gösteren bazı resimleri özel bir heyete teslim etmişti. Bir süre sonra II. Abdülhamit'in tavsiyesiyle 1893 yılı sonlarında İstiklal Caddesi üzerinde eşinin kardeşleriyle birlikte Japon malları satan Nakamura Shoten isimli bir mağaza açmış. 1914 yılına kadar İstanbul'da kalan ve İstiklal Caddesi'ndeki ticarethanede Uzak Doğu'dan getirdiği çeşitli eşyaları satan Yamada bizlere Japon kültürünü tanıtmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nın bu salonunda gördüğümüz paravan, konsol, koltuk gibi Uzak Doğu eşyaları ve objeleri de o dönemin izlerini taşımaktadır. Gerek bu saraydaki, gerekse diğer bazı saray, köşk ve kasırlardaki Japon kökenli eşyaların birçoğu Yamada'nın dükkanından satın alınmıştır. Bu arada fotoğrafa oldukça ilgisi olan Yamada'nın fotoğraf vermeyi sevmediği için bir elin parmakları kadar fotoğrafı olan II. Abdülhamit'i fotoğraflamayı başardığını da belirtelim. Dolmabahçe Sarayı'nın Harem Hünkar Dairesi'nde bulunan bu oda, sarayda yaşayan padişahların yazlık yatak odasıydı. Kara tarafında olduğu için kuzey rüzgarlarına açık olan bu oda, bu nedenle yaz aylarında oldukça serin ve loş olurmuş. Penceresinden bakınca huzur ve serinlik veren bir havuz ve bahçe manzarası olan bu oda, Sultan Abdülmecid'den itibaren Sultan Abdülaziz, Sultan 5. Murat ve 2. Abdülhamit tarafından da kullanılmıştır. Son halife Abdülmecid Efendi ise sarayda halife olarak yaşadığı 1922-1924 yılları arasında bu odayı resim odası olarak düzenletmiş, çarşamba günleri bu odada zamanını resimle ilgilenerek değerlendirmiştir. Bu odanın en hüzünlü öyküsü Sultan Abdülmecid'in bu yatakta yaşamını yitirmesidir. 1854'ten itibaren devlet işlerinin ve ekonomisinin gitgide kötüye gitmesi, devlet adamlarının aralarındaki iktidar mücadelesi, bunlar da yetmezmiş gibi ailesinin maddi olarak sorumsuz davranışları padişahın hassas bedenini iyice zayıflatmıştı. Kendisini tam olarak muayene etmelerine izin vermeyen padişahın doktorları hastalığının teşhisini de bir türlü koyamıyorlar ve gerektiği gibi tedavi edemiyorlardı. Sultan Abdülmecid ölümünden kısa bir süre önce kardeşi Abdülaziz Efendi'ye "Birader, benden artık hayır yok. Halimi görüyorsun. Çocuklarım ve ailem sana emanettir. Onlara zorluk çektirme." dediğinde veliaht Abdülaziz Efendi hıçkırıklar içinde ağabeyiyle vedalaşarak odayı terk etmişti. Sultan Abdülmecid bu vedalaşmadan bir hafta sonra 25 Haziran 1861'de Dolmabahçe Sarayı'nda kara tarafına bakan bu yazlık yatak odasında yaşama veda etti. Şunu da belirtelim. 6 padişah ve bir halifenin yaşadığı bu sarayda vefat eden sadece sarayın ilk padişahı Sultan Abdülmecid olmuştur. İnce yapılı ve orta boylu olan Sultan Abdülmecid duygusal bir yapıya sahipti. Şehzadeliğinde geleneksel eğitimin yanında Batı kültürüyle de yetiştirilmiş ilk Osmanlı hükümdarı ve akıcı Fransızca öğrenen ilk Osmanoğluydu. Sultan Abdülmecid'den bizlere yadigar kalan en değerli hazinelerden biri ise bayrağımızdır. 1844 yılından itibaren bugünkü şekliyle ay yıldızlı bayrak Osmanlıların devleti temsil eden resmi ve milli bayrağı olmuştur. 1935'lerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu Osmanlı Devleti'nin bayrağıdır düşüncesiyle değiştirilmesi hususunda tartışmalar yaşanmış,
Hatta Göktürklerde olduğu gibi mavi mi yoksa kurtbaşı mı olsun gibi öneriler geliştirilmişse de çoğunluğun ve Atatürk'ün de karşı çıkmasıyla 29 Mayıs 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan bayrak kanunu neticesinde ay yıldızlı haliyle devletin bayrağı kalmasında karar kılınmıştır. Aslında valide sultanların ya da kadın efendilerin hanım misafirlerini kabul ettikleri misafir odası olan bu oda sonradan sergi amacıyla Sultan Abdülaziz'in yatak odası olarak düzenlenmiş. Çünkü sarayda hiçbir zaman bir padişahın yatak odası şu anda olduğu gibi gözler önünde olacak şekilde ortak bir alana açılmazdı. Bu mahremiyet ilkesine aykırıydı. Harem bölümünde bulunan üç şömineli odadan birisi de bu odadır. Odayı aydınlatan avize bakara kristalinden olup 30 kolludur. İstendiğinde arkalığı yatırılarak şezlong olabilen büyük koltuk Sultan Abdülaziz'in tuğrasını taşımaktadır. Odada Sultan Abdülaziz'in saltanatının son yıllarına ait siyah beyaz bir fotoğrafından kara kaleme dönüştürülmüş bir resmi de bulunmaktadır. Yatak örtüsü hereke kumaşından olup gümüş tellerle işlenmiştir. Yatağın üzerindeki yıldız motifleri ise bu yatağın gerçekten de Sultan Abdülaziz tarafından kullanıldığının bir işaretidir. Sultan Abdülaziz'in kullandığı bir başka yatağın üzerinde de yine yıldız motifleri bulunmaktadır. Yıldız motiflerini ısrarla kullanan ve benimseyen Abdülaziz, inşa ettirdiği Beylerbeyi Sarayı'nın tavanlarını da ay yıldız bayraklı gemi resimleriyle süsletmişti. Sarayın harem bölümünün baş odası niteliğinde olan bu oda, duvarlarındaki ve mobilyalarındaki kumaşın renginden dolayı kırmızı oda ya da al oda olarak isimlendirilmiş. Kubbeli olduğu için kubbeli oda olarak da tanımlanan bu odanın bir diğer adı da padişahın dinlenme, kabul, ibadet ve yemek gibi amaçlar için kullanması nedeniyle has oda olarak geçmektedir. Dolmabahçe Sarayı'nın harem hünkâr dairesi, padişahın eşi ve çocuklarının dahi izinsiz giremedikleri özel bir alandı. Padişah, eşlerini ya da aile üyelerini görmek istediğinde hazinedar kalfalardan birini aracı kılardı. Dolmabahçe Sarayı'nın inşasının tamamlanmasına yakın, harem hünkâr dairesinin dekorasyonu için usta bir isim aranmış. Sonunda Fransız Büyükelçiliği aracı olmuş ve Fransa'nın ünlü dekoratörü Charles Sechan padişahla tanıştırılmış. Sechan'dan öncelikle has odanın dekorasyon taslağını hazırlaması istenmiş ve eğer taslak beğenilirse Dolmabahçe Sarayı'ndaki Hünkâr Dairesi, Veliaht Dairesi, Küçük Su Kasrı, Dolmabahçe Tiyatrosu gibi başka yapılarında dekorasyon işlerinin verilebileceği söylenmiş. Bunun üzerine Sechan gece gündüz çalışarak bu odanın dekorasyon taslağını hazırlamış. Sultan Abdülmecid tarafından beğenilen çalışmalar neticesinde ise Sechan sözü verilen yapıların ve Harem Hünkâr Dairesi'nin dekorasyon çalışmalarını da üstlenmiş. Odanın dekorasyonu ve içindeki eşyaların birçoğu günümüzde de özgünlüğünü korumaktadır. Odanın ortasında bulunan masa Boğul tekniğinde süslemelidir ve dört tarafında yer alan madalyonların içleri Abdülmecid Tuğralı'dır. Dolmabahçe Sarayı ve Boğaz manzaralarının resmedilmiş olduğu bir yıldız fabrikayı Humayun'u vazosu da bu masanın üstünde bulunmaktadır.
lake ve altın varaklı kapı kanatlarında üstünde bir hilal motifi olan dünya haritaları işlenmiştir. Altın yaldızla çerçevelenerek kırmızı kristallerle zenginleştirilmiş avize Fransız Bakara kristalindendir.